Buyurun. Oho, Murat Bey. Buyurun buyurun. Hangi Hoş rüzgar attı sizi buyurun. Buraya? Hoş bulduk. Hemen konuya gireceğim. Sizi de fazla rahatsız etmeyeyim. İşinize bakın. Yok efendim, ne demek? İnşaat firmaları kurul temsilcisi olarak yeni bir başkan seçiminin yapılacağını söylemek için uğradım. Kurul başkan adayı olarak sizi önermek istiyoruz Hakan Bey. Ancak biliyorsunuz bu görev için evli olmak önemli bir kriter. Yani düzgün bir aile yapısı. Ama ben... Ya? Hakan evli zaten. Nişanlı olduğunuzu duymuştum. Demek evlendiniz. Aile yani... arasında samimi bir ortamda yapıldı. O yüzden haberiniz olmadı. Öyle mi? Tabii tabii. Çocuğunuz var mıydı? Evet, benim iki tane. Allah bağışlarsa üç tane. Üçüncüsü yeni eşinin ilk evliliğinden. Maşallah. Çocukları iyi anlaşıyorlar mı bari? Zor olmuştur sizin için çocukların kaynaşması. Ama... Ne demek, ne demek? Tam tersi. Öz kardeş olsalar bu kadar anlaşamazlardı, değil mi Hakan? O halde bu akşam sizi evinizde ziyarete gelebilir mi? Hem başkanlık meselesini konuşuruz, hem de ailenizle tanışmış olurum. Yani benim... Ne demek, ne demek efendim? Kesinlikle bekliyoruz. Tabii tabii, buyurun. Ben sizi alırım büromuzda. Tamam, o halde akşama görüşürüz. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum. Görüşmek ben üzere. Ben size. İyi günler. İyi günler. Volkan, sen delirdin mi? Ne var? Simge seni kocası sanmıyor mu? Hazır karım varken şu başkanlık işini bir bağlayalım. Ne var? Başkan olursan bir ayağımız yurt dışında olacak. Bağlantılarımız artar oğlum. Ondan sonra gelsin paralar. Yok yok, ben bunu yapamam. Yok. Hakan, lütfen bu fırsatı tepme. Ya ne diyebilirim? Bundan sonra hep bunu giyeceksin. Evin hanımı gibi salınarak dolaşmak, süslü püslü giyinmek yok. Aman da aman. Ne güzel de yakışmış. Hep bu elbiseyi giyin ana. Ay, pilliyi yatırdım, uyuyor. Çok sarsıldı yavrucak. Kurşun hala gelmedi mi? Hayır. Biz burada nelerle uğraşıyoruz, sen keyif çatmış yatıyorsun. Kalk oradan, benim koltuğumdan. Biz de burada Kül Kedisi'nin dramını izliyoruz herhalde. Bu mutfağın hali ne? Yemek yaparken dağılıyor. Buraları hemen temizle. Mezelere başla sonra. Hadi bakınıp durma aval aval. Ah, şu Simge'nin bir an önce aklı başına gelse de... Nana da bu durumdan kurtulsa. Kulina! Kulina! Hemen gel, Pili çok kötü durumda. Ay, daha demin yatırdım onu. Hadi çabuk gel, kötü tamam, durumda. Tamam. Hadi gidelim. Vay ya, parmağımı kımıldatmadan Nana'nın kaybettiğini görmek ne güzelmiş ya. Bir bardak su alacaktım da. Kızım, su versene. Ben alırım. Ay, bu kız çok uyuşuk. Elimden bir kaza çıkacak vallahi. Nana, ne olur sık dişini. Böyle olsun istemezdim gerçekten. Yok, iyi oldu. Herkes yerini bilsin, öyle değil mi? Ne olur böyle konuşma. Bu durum benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Masaj yaptırırken gayet keyifli görünüyordun. Nana, köşeye sıkıştım. Neden anlamıyorsun? Ona karşı bir şeyler hissetseydim herhalde 50 defa evlenirdim. Ne oldu? Ay. Bir şey mi hatırladın? Ay evet. Ne hatırladın? Nana'ya banyoyu temizle diyecektim, onu hatırladım. Hemen sorayım. Özge, bize gelsene. Nedenmiş? Gel işte. Belki annen hala dönmemiştir. Yalnız kalmamış olursun. Hayret. Başına taş mı düştü senin? Ya gel işte kızım, ne var? Ders çalışırız beraber. İyi. Annem gelmiş. Sen burada mıydın? Buradayım işte canım, buradayım. Nerede olacağım kızım? Evimizdeyim işte. Ay,
Canım yavrularım, öp bakayım annenizi. Annenizi mi? Annenizi mi? Evet. Nasıl yani? Babamın kocası bizi de çocuğu sanıyor yani, öyle mi? Evet. Ya gidelim, gerçekler açıklayalım, bitsin bu iş. Ya doktor kendisinin hatırlamasının daha doğru olacağını söylemiş. Hafızasını yerine getirmek için zorlamayın, hep böyle kalabilir demiş. Uf. Yandık ya. Peki ne zaman düzelecekmiş? Belli değilmiş. Ya of. Of. Yaşasın. Yani burada kalıyoruz öyle mi? Anlattığımdan çıkardığın bu mu? Evet. Uf. Ne yapacağım ben? Gerçekten Pede'ye mi oy vereceksin? Evet, tabii. Selim abi çok bozulur ama. Yağmur, kalk bakalım yatağımdan. Yatağından mı? Ya git kızım ya, belanı arama. Ben nerede yatacağım? Yan odada. Pışık, artık bu yatak benim olacak. Ne? Hakan Bey izin verin de mezeleri çıkarayım. Simge Hanım'ın emirleri. Nana, bencillik yaptığının farkında mısın? Geçici bir şey için, üstelik de sağlıkla ilgili bir şey için nasıl olur da böyle düşünebilirsin? Yani. Ya annem üzerine kadar, bu yatak benim olsun, ne var? Duygu sömürüsü yapma Özge. Duygu sömürüsü yapmıyorum, tamam mı? Annem hasta işte. Hem de feci bir hastalık. Ya düşünsene, sizi çocuğu sanıyor. Ya bundan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Biz de. Didişler. Nasılsınız bakalım? Hiç iyi değiliz. Özge benim yatağıma konmaya çalışıyor. Ama kızım orası zaten onun yatağı. Öyle mi? O halde benim yatağım nerede? Ay Yağmurcuğum, senin yatağın da burası. Peki benimki hangisi? Sen yan odada yatıyorsun. Aa, ay Emre büyüdün artık. Kızlarla aynı odada kalamazsın bebeğim. Şimdi uslu durun bakayım, tamam mı? Bu akşam çok önemli bir misafirimiz var. Akıllı oğlum benim. Akıllı kızım. Öpeyim güzel kızım. Biri bu kabustan beni uyandırsın. Aynen. Beni kimse uyandırmasın. Ben gayet mutluyum. Gıcık işte. Gıcık. Yani. Ya git şuradan ya. Emre. Bu ne şıklık? Misafirlerimizi iyi görmemiz lazım. Ben nasılım? Bir harika. Teşekkür ederim. Sabahtan beri dört dönüyor. Ne yalan söyleyeyim, bana da kral gibi davranıyor. Öyle mi? Aa, ama tatlış, tıraş olmamışsın. Sabah olmuştum. Ama batıyor aşkım. Adamı öpmeyi veririm. Çapkın, beni de mi öpmeyeceksin? Hadi tıraşa. Ay ne sakar şeysin sen ya. Hadi hadi. Kapı, kapı. Simge gel. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Babam Tayfun. Memnun oldum. Memnun oldum. Eşim Simge. Memnun oldum. Memnun oldum. Buyurun lütfen. Buyurun. Baba. Eviniz çok şık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız efendim? Efendim teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Eksik olmayın. Hayırdır, Volkan'la arayı düzelttiniz mi? Aman ne bileyim. Ya bir yığın şey anlattı. Aklım karışık. Sen beni bırak da Simge'nin başına gelenleri duydum. Ay ne tatsız bir durum canikom. Sorma, sinirden delireceğim. Ay ben senin yerinde olsam ortadan çatlardım vallahi. Merak etme, ben de çatlıyorum. Üzülme arkadaşım, geçici bir durum bu. Sık dişini. Ben senin hep yanındayım canikom. Anacığım, her şey yolunda mı? Yolunda, sen işine bak. Benim derdimi dinleyen bir arkadaşım var artık. Ama... Kulina lütfen. Seni kimse görmesin. Zaten her şey çok karışık. Lütfen git. Tamam, gittim Nana. Tamam.
kazalarla doldu. Ben ne kazalar gördüm. Ya. Bizim biçolardan biri bir dinamit parçasını kafa koyacağına kazanın üstüne koymuş. Ne yaptığını sanıyorsun sen be? Ay dikkat etsene. Ay, özür dilerim hanımefendi. Beceriksiz. Kaybol gözümün önünden. Kaybol. Peki. İşte size bir kaza. İzninizle Murat Bey. Üstümü değiştirip hemen geliyorum. Lütfen efendim, biz bekleriz. Lütfen başlayın Murat Bey. Afiyet olsun. Müsaadenizle. Pardon. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kaza oldu. Artık seni tanıyamıyorum. Bu kıskançlığın nedenini de anlayamıyorum. Simge'ye de hak vermeye başlıyorum ona göre. Beni çok sinirlendiriyorsun lan, çok.